Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar temel dini bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Burada verilen kelimelerimiz var, boşluklara birlikte dolduralım. Tevhid, sünnet, iman, şirk, Hazreti Adem, 30, 50, basar, kıdem ve fetanet kavramlarını bakalım hangi boşluğa birlikte doldurabileceğiz. Arkadaşlar ilk bölümümüzde bakıyoruz ki Yüce Allah'tan Hazreti Muhammed'e indirilen her şeyin doğruluğunu şüphe duymadan kabul etmeye ne deniyor? İmanımızın gereği değil mi? Buna kesinlikle şüphesiz inanacağız ki iman etmiş olalım. Birinci boşluğumuza iman kelimesini yazıyoruz. Bu arada dediğimiz gibi emin olduklarınıza şöyle bir çizgi atın, olmadıklarınızı en sona bırakın, zaten kendiliğinden yerini bulacaktır. Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları onaylamasına nokta nokta denir ki sünnet diyoruz peygamberimizin davranışlarına, sözlerine. Allah'a ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye, yani Allah'a ortak koşmaya müşriklerin yaptığı bir iş arkadaşlar, ona da şirk diyoruz. Dediğimiz gibi yukarıdan bu bildiklerimizi, emin olduklarımızı eliyoruz ve geçiyoruz diğerine. Allah'ın bir ve tek olduğuna, ondan başka ilah olduğuna inanmak, ondan başka ilah olmadığına inanmak, özür diliyorum. Yani tek olduğuna inanmak nokta nokta inancıdır ki biz bu inanca tevhid inancı diyoruz. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, hatırlayın bu ifadeyi. Allah'ın yarattığı ilk insan nokta noktadır ifadesindeki ilk insan, ilk peygamber kimdi arkadaşlar, hatırlayın. Hazreti Adem. Benden önce söylediğinizi duyar gibiyim. Cevabımız böylelikle belli oluyor diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Hazreti İdris'e nokta nokta sahife, yani suhuf indirilmiştir ki peygamberlerin bazılarına kitap, bazılarına sayfalar halinde suhuflar indirilmiştir. Hazreti İdris de bunlardan biri arkadaşlar. Hazreti İdris'e biliyorsunuz ki 30 sayfelik suhuf gönderilmiştir. Kitap şeklinde değil, sayfa olarak. Dolayısıyla cevabımız belli oldu bu soruda. Nokta nokta Allah'ın subuti sıfatlarından olup anlamı Allah'ın her şeyi görmesidir. Subuti sıfatlar biliyorsunuz ki Allah'ta olduğu gibi sınırlı sayıda yarattıklarında da olan sıfatlar. Ama zatî sıfatlar Allah'ın sadece kendine ait özel sıfatları, başka hiçbir varlıkta olmayan. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacak bakalım. Sübuti sıfatlarının olan bu kelimelerden verilenlerden arkadaşlar basar kelimesine bakalım. Basar kelimesi görmek anlamında, Allah'ın her şeyi görmesi. Cevabımız böyle olduğu diyelim. Allah Celle Celaluhu'nun sıfatı, nokta nokta sıfatının anlamı Allah'ın varlığının başlangıcı olmaması, yani ezeli ve ebedi olması. Dolayısıyla biz buna kıdem sıfatı diyorduk. Dolayısıyla burayı kıdemle dolduralım. 9. ifademiz nokta nokta peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup anlamı peygamberlerin akıllı ve zeki, uyanık olmaları ifadesi peygamberimizin fetanet özelliğini bizlere hatırlatıyor. Buraya da fetanet yazarak boşluğumuzu dolduralım. Son ifademizde Hazreti Şit'e nokta nokta sahife suhuf gönderilmiştir. Evet, Hazreti Şit 50 sahifelik bir suhuftan sorumluydu. Hazreti İdris'in 30, Hazreti Şit'in 50, Hazreti Adem'in de 10 sayfa olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sınavlarda böyle sorular da gelebiliyor arkadaşlar diyelim. Ve geçiyoruz B kısmına. Aşağıdaki bilgilerden başına doğruysa D, yanlışsa Y yazın şeklindeki ilk bölümümüzde kibir, kendini beğenmek, başkalarını küçük görmektir ifadesi var ki kibirin tanımı burada yapılmış. Bu bilgi doğru arkadaşlar. Filmlerde bile olduğuna göre hurafeler gerçektir ve inanmak gerekir. Hurafe ise uzak durum, batıl inanç. Bunlar uzak durulması gereken, inanılmaması gereken şeylerdir. Dolayısıyla burada yanlış. Filmlerde olduğu bize doğru anlamına gelmez arkadaşlar. Gıybet, başkasının arkasından hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir. Özellikle hoşuna gitmeyecek şeyler, buna gıybet diyoruz. Doğru. Kumar oynamak aile hayatını etkileyen kötü bir alışkanlıktır ifadesi var ki kesinlikle ve kesinlikle nice aileleri batırdığını biliriz, duyarız bu kumarın. Vicdan, rahat olduktan sonra günah işlemek haram olmaz. Ya benim vicdanım rahat, ne olacak ki, haram olmaz denme arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir şey diyemeyiz. Yani haramın vicdanla bir alakası yok. Vicdanın rahat olsa da olmasa da dinen sakıncalı şeyler haramdır. Cevabımız yanlış olacak bu soruda. Diğerine bakıyorum. Kabe'nin etrafında 7 defa dönmeye tavaf denir. Evet, o Hacerül Esved'den başlayıp 7 defa dönmenin karşılığı tavaftır. Bu bilgiye doğru diyeceğiz.
Hiçbir baba çocuğuna ahlaktan daha değerli bir şey bırakamaz. Evet, mal, mülk, para, pul bunların hepsi geçici biliyoruz ama mükemmel bir ahlaklı çocuk inşallah Rabbim herkese yetiştirebilmeyi nasip etsin diyelim. Bu bilgiye de doğru diyeceğiz. Evet, son ifademiz Kudüs'te vakfe haccın farzlarındadır. Arkadaşlar Kudüs'teki vakfe diye bir şey yok ki özellikle hac zamanında, bu Kudüs'te değil. Arafat'ta yapılan, bakın buradaki kelimeye dikkat edin. Arafat kelimesi olacak. Arafat'ta yapılan vakfe haccın farzlarındandır. Bu doğru ama Kudüs diye verilmiş kelime oyununa dikkat ediyoruz. Buna da yanlış diyerek geçiyoruz bir başka bölüme. Evet, aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleriniz bölümünden bol soru geliyor arkadaşlar. Hadi birlikte işaretleyelim. İlk sorumuz, dinimizin iki temel kaynağı vardır. Biliyorsunuz ki peygamberimizin sözü budur. Peki bu kaynaklar aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Bu kaynaklar neler arkadaşlar? Birincisi Kur'an-ı Kerim, diğeri peygamberimizin sünneti. O da görüyorsunuz ki A seçeneğinde doğru seçenek olarak karşıma gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir? Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübî diye devam eden biliyorsunuz o sure. Dolayısıyla Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak imanın şartlarından mı? Evet. Meleklere inanmak, evet. Peygamberlere inanmak, evet. Kitaba inanmak, ahirete inanmak bunların hepsi imanın şartlarından iken hacca gitmek İslam'ın şartı arkadaş. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak biliyorsunuz bunlar İslam'ın şartları. Dolayısıyla iman ve İslam'ın şartlarını birbirine karıştırmadan birinin 6, birinin 5 maddesi olduğunu hatırlatalım sizlere. Bunları özellikle iyi öğrenin arkadaşlar. Bakın bu tarz sorular geliyor gelecektir de. Kur'an'da ve hadislerde bize bildiren Allah'ın isimlerine ne ad verilir? Allah'ın o 99 güzel ismini biliyoruz ki Esmaül Hüsna şeklinde ifade edilir. Cevabımız Adana A seçeneği olacak bu soruda. Allah'a inanan bir kimse aşağıdaki davranışlardan hangisinden uzak durmaya çalışır? Allah'a inanıyorsa kalben samimi bir şekilde bir insan dürüst ve adaletli olmaktan uzak durmaz. Çalışkan ve sabırlı olmaktan uzak durmaz. Saygılı ve merhametli olmaktan uzak durmaz ama yalan söylemek ve iftira atmaktan uzak durmalıdır. Allah'a inanıyorsa, Allah korkusu varsa. Cevap Denizli seçeneği olacak bu soruda diyoruz ve geçiyoruz diğerine arkadaşlar. Münafığın alameti 3'tür. Nokta nokta söz verince cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Şimdi burada verilen yukarıdaki hadisteki boşluğa getirilmesi gereken hangisi? Bakalım hangisi? Arkadaşlar münafığın alameti 3'tür. Biliyorsun konuşunca yalan söyler. Buna getirilmesi gereken cevabımız A seçeneği direkt belli oldu. Konuşunca yalan söyler, söz verince cayar yani sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde de o emanete ihanet eder. Dolayısıyla 3 özelliği bu. Yalan söylemek, sözünü tutmamak ve emaneti ihanet etmek münafığın 3 alametinden biri. Dolayısıyla cevap A seçeneği, bu yararsız işler yapmak, inanmadığı halde inandım der. Bu münafıkla ilgili. Allah'a ortak koşmak, şimdi bu müşrikle ilgili. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak bu soruda diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancını en iyi anlatan sure aşağıdakilerden hangisidir? De ki o Allah birdir. Kul huvallahu ehad, Allahü samet diye devam eden bu sure biliyorsunuz ki arkadaşlar İhlas suresi, hatta peygamberimizin kim İhlas suresini 3 defa okursa Kur'an'ı hatmetmiş derecesinde sevap alır sözünü hatırlamış olduğum sizlere de aktarayım arkadaşlar bu arada. İbadetleri riyadan ve çıkar saygılarından arındırıp sadece Allah Celle Celaluhu için yapmaya ne denir? Sadece Allah için yapılan o ibadeti yapmaya ne denir? Bizden istenen bu. Amel mi? Değil. Huşu içinde kılıyoruz ama ifade edilen o değil, ibadet de değil. İhlastır arkadaşlar. Bahsedilen bu kavram sadece ibadet, böyle riyadan, ikiyüzlülükten, gösterişten uzak, kaygılardan arındırıp sadece Allah için yapmak ihlas kavramıyla açıklanır. Cevabımız belli olduğu bu soruda. Hangisi vakti belirlenmiş ibadetlerden değildir? Yani belli başlı bir vakit içerisinde kılınmalı. Oruç vakti belirlenmiş mi arkadaşlar? Ramazan ayında bize farz kılınmış, belirlenmiş. Namaz, sabah namazının vakti, öğlenin vakti bunların hepsi belirlenmiş. Kurban ve fitre kaldı. Fitre de biliyorsunuz ki Ramazan ayında bayram namazına kadar verilmesi uygun, daha güzel olduğu kanıtlanmış, söylenmiş bir ibadet şekliyken
Kurban arkadaşlar sadece kurban bayramında kesilen bir şey değil. O zaman farz ama akika kurbanı var, ada kurbanı var. Bunlar yılın 365 günü yapılabilecek ibadetlerden biri. Dolayısıyla belli bir vakti zamanı yok. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Çünkü değişik kurbanları değişik zamanlarda kesiyoruz. Kesildiğini de biliyoruz. Dinimizde akrabalık hukukunu gözetmeye ne denir? Demek yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız öyle mi? Bakın akrabalık bağlarını koparmamak, akrabaları görmek, gözetmek, kollamak, ziyaret etmek kavram olarak sıla-i rahim olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sıla-i rahim budur. Akrabaları koruyun, kollayın, onları gözetin, ziyaret edin, bağlarınızı koparmayın demek sıla-i rahim demek. Cevap A seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin geçerli olması için gereken ilkelerden değildir? Soru köküne dikkat ediyoruz. Niyetsiz ibadet olmaz arkadaşlar. Niyet olacak. Sünnete uygun olacak. İhlas içerisinde yapılacak ama gösteriş içerisinde bir ibadet geçerli olmaz arkadaşlar Allah katında. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Kur'an-ı Kerim okunması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ifadesi var? Kur'an-ı Kerim'in hem Türkçe mealini hem de Arapçasını okumamız gerekir ifadesi var. Evet, anlayalım diye. Eğer Arapça bilmiyorsak yani boş boş kuru kuru okumayalım arkadaşlar. Mealinin de ne olduğunu bilelim. Bu doğru bir ifade. Kur'an-ı Kerim okurken onu anlamalı ve ona uymalıyız. Evet, bahsettiğim bu zaten. Doğru. Kur'an-ı Kerim'i bayram namazından sonra ölülerin üzerine okumalıyız. Arkadaşlar şimdi burada Kur'an'da biz biliyorsunuz ki mezarlıklarda Kur'an okunuyor ama Kur'an'ın gönderiliş amacının bu olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla sadece ölülere mezarların üzerinde okunmaması gerektiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenip bilmeyenlere de öğretmeliyiz. Bu varken cevabımızın C seçeneği burada verilen bilgilerden yanlış olanıdır. Cevabımız bu. Ha okumayalım mı? Tabii ki okuyalım ama asıl amaç Kur'an-ı Kerim'in amacının o olmadığını da unutmayalım. Cevabımız böylelikle C seçeneği oldu. Geçiyorum diğerine. Sonradan değiştirilmiştir. Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Biraz önce kutsal kitapların hangi peygamberlere ait olduğundan bahsettik. Yukarıda bahsedilen bu kutsal kitap hangisi? Hazreti İsa diyorsa arkadaşlar tabii ki cevabımız İncil olacak. Çünkü değiştirilmiş ilk indiği orijinalliğini sadece Kur'an-ı Kerim koruyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cevap belli oldu diyoruz ve geçiyoruz 13. soruya. Oruç ibadetinin yararları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış? Sabırlı olmayı öğretir mi? Evet, sabahın köründen akşamın karanlığına kadar bir açlık içerisinde, sabır içerisinde bekliyoruz. Dolayısıyla sabır bize öğretiliyor mu? Evet. Vücudu dinlendiriyor muyuz? Evet. Nefse hakim olmayı öğretiyor mu? Evet. Zayıflamamıza yardımcı arkadaşlar, zayıflamak için oruç tutulmaz. Allah rızası için, sabır için, vücudu dinlendirmek için, nefsimize hakim olmak için tutulur. Yani ben zayıflayayım da bir oruç tutayım denmez. Dolayısıyla denizi seçeneği yanlış olacak bu soruda. 14. sorumuz. Aşağıda akıl ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru? Soru köküne dikkat edelim. Akıl tüm canlıların ortak özelliğidir. Yani eşekte, inekte akıl mı var? Hayır, tüm canlılar diyemeyiz. Akıl her şeyi algılayabilir. Akıl her şeyi algılayabilir mi arkadaşlar? Aklımızın yetmediği hiçbir durum yok mu? Yani biz insanın biliyorsunuz ki aklı var tamam bu subuti sıfatlardan biri akıllı olmak. Ama yani bizim aklımızın ermeyeceği gayb ötesi varlıkların olduğunu biliyoruz. Aklımız bir yere kadar. Dolayısıyla akıl her şeyi algılayabilir durumu yanlıştır diyeceğiz. Akıl insanlara özgü bir özelliktir. Evet hayvanlarda bulunmaz biliyorsunuz. İçgüdülerle hareket eder. Burada doğru bir bilgi var. Akıl yaptığımız seçimlerden sorumlu olmamayı sağlar. Olmamayı olur mu? Tam tersi sorumlu olmayı sağlar. Bu da yanlış bilgi. Dolayısıyla verilen C seçeneği doğru seçenek olacak bu soruda. Diyoruz ve geçiyoruz 15. soruya arkadaşlar. 15. soruda da şeytan ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştı? Bu sefer şeytanı irdeleyelim biraz. Allah'ın emrine uymadığı için isyancıdır şeytan. Evet, kovulmuştur huzurdan. Kıyamet günü cehenneme gönderilecektir. Bu da doğru. İnsanlara fitne ve fesat verdirerek günah işletir. Hep ensemizde değil mi? Bu da doğru. İnsanlara fiziki olarak müdahalede bulunabilir. Yani gelip kulağını çekebilir mi senin? Hayır. Veya gelip tekme tokat kavga eder mi seninle? Yok. Veya tokalaşır mı? Hayır. Görünmezdi. Ruhani bir varlıktır. Dolayısıyla yanlış bilgiyi D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 16. soru, son sorumuz bu sayfadaki bir açıklamamız var. Türkçe açıklaması verilen aşağıdakilerden hangisidir?
Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Biz neyin mealini verdik arkadaşlar? Hatırlayın. Kelime-i şehadetin diyelim. Kelime-i şehadet hatırlayın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediğimiz B seçeneği karşımıza doğru seçenek olarak çıkıyor. Kelime-i şehadeti unutmayın. Kelime-i tevhidle karıştırmayalım o. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resulü anlamında bir ifade var. Ama burada şehadet kelimesi geçiyor. Eşhedü en la ilahe illallah diye başlayan bir kelime-i şehadet kelimesi onun karşılığı oldu diyelim ve 17'ye geçiyoruz. İnsanlar akıl ve iradeleriyle dünyadaki sınavdan geçirecek olan Allah tarafından gönderilen ve peygamberler aracılığıyla tanıtılan ilahi kurallara ne denir ifadesi var ki peygamberlerin bize vahyettiği, tebliğ ettiği şeyin genel bütünü dindir arkadaşlar. İlahi kurallardır. Biz de bunu din kavramıyla karşılıyoruz bu dersimizde. Diğerine bakıyorum. Bu soruda Peygamber Efendimizin doğum yeri ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Peygamber Efendimizin memleketi yani doğduğu yer biliyorsunuz ki arkadaşlar Mekke'dir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin vefat ettiği 632 yılındaki vefat ettiği yerde Medine'dir. Dolayısıyla Mekke Medine ikilisi B seçeneğinde karşıma çıkmış bu soruda. 19. soruya bakıyorum. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Evet, hac ile ilgili yanlış olana bakıyoruz bu soruda. Hac kardeşlik duygusunu geliştirir mi? Evet. Orada siyahı, beyazı, Japonu hiç fark etmez. Bir ihramı içerisinde herkes kardeştir. Bu duyguyu bize verir. Burada hac farz olan bir ibadettir. Evet, durumu iyi olan herkes için farzdır biliyorsunuz, fakirler hariç. Hac yaşlı, genç, zengin, fakir herkese farzdır. Arkadaşlar şimdi yaşlı nasıl gitsin normal şartlarda? Fakir nasıl gitsin normal şartlarda? Durumu müsait olan zengin diye tabir ettiğimiz insanlara farzdır. Dolayısıyla yaşlı ve fakirlere değil. Durumu elverişli olan her insan ömründe en az bir defa gitmelidir. Bakın durumu elverişli olan diyor. Dolayısıyla bizden yanlış istenen seçenek C seçeneği olacak bu soruda diyoruz ve geçiyoruz 20. soruya. İnsanlar nokta nokta sayesinde doğruyu ve yanlışı belirler ve nokta nokta sayesinde de doğru ile yanlış arasında seçim yaparlar. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir ifadesine bakalım. Arkadaşlar insanlar aklı sayesinde doğruyu yanlışı bilir. Buraya bir akıl yazalım. Nokta nokta. Burada da yazmamız gereken nedir? İrade arkadaşlar. İradesi sayesinde de bu sefer de doğruyla yanlışı seçer. Dolayısıyla akıl irade ikilisi A seçeneğinde karşıma çıkmış doğru bir şekilde diyorum ve geliyorum 21. soruya. Allah'ın en sevmediği helal boşanmadır. Hadis-i şerifi neyi vurgulamaktadır arkadaşlar? Bakın bu bir haram değil ama Allah'ın sevmediği helal bir durum. Boşanmak yasaktır mı? Boşanmak hoş karşılanmamıştır mı? Boşanmak helal değildir mi? Boşanmak yoktur mu? Bunların hepsi var ama burada en sevmediği helal diyor. Bakın helal günah değil ama Allah'ın en sevmediği şey onu hoş karşılamadığıdır. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Boşanmak helaldir ama hoş karşılanmaz dinimizde. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda diyelim. Ve gelelim artık son sayfa ve son sorulara. Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse nokta noktayı kollayıp gözetsin. Evet, sıla-i rahim demiştik ya biraz önce. Kimi koruyup kollayacaktı, gözetecektik arkadaşlar? Tabii ki akrabalarını buraya akrabalarını yazalım arkadaşlar. Ve sıla-i rahimi de unutmayın. Akrabayı koruyup kollayıp gözetmektir. Kavram olarak karşılığı. Diğerine bakıyoruz. Son iki sorumuz. Ahmet, arkadaşının duygularını daha iyi anlamak için kendini arkadaşın yerine koymuştur. Buna göre Ahmet aşağıdakilerden hangisini yapmış? Betimleme mi, ön izleme, inceleme değil. Arkadaşlar Ahmet'in yaptığı iş empatidir. Karşımızdakinin yerine koyup onun duygu ve düşüncelerini kısa sürede olsa hissetmeye çalışmaktır empati kavramı. Cevabımız belli oldu. Geçiyoruz artık son soruya. Mekke'ye yeni girenlerin yapması sünnet olan tavafta hacca gittik veya umreye gittik. İlk defa girdik arkadaşlar. Bunun yapması sünnet olan o tavafa ne diyoruz? Tavaf çeşitlerini öğrenirken hatırlayın arkadaşlar. Kudüm tavafı, bu kelimeye dikkat edin. İlk girenlerin sünnet olarak yaptığı tavaftır. Kudüm tavafı diyelim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.